Yaz bitiyor. Hazan mevsimi kapıda. Sen yeter ki yanımda ol. Her mevsim bahar bana. Bugünlük bu kadar kafi. Sonra devam ederiz. Okumam gereken terhisler var. Hayli kabiliyetlisin. Sen nereden biliyorsun burayı? Öylesine çizdim sultanım. Belli bir yer değil. Sultanım. Asodabaşı. Mehmet Giray haber yollamış. Huzura kabul istiyor. Mühim bir meseleyi arz edecekmiş. Arzu ederseniz birlikte gidelim sultanım. Lüzum yok. Sen hünkârımızla kal. Sultanımız da pek güzelmiş. Hareme dönsen hatun. Tedbiri aldın mı? Her daim olduğu gibi sultanım. Kimse yokluğunuzu fark etmeyecek. Gürbüz Ağa'yı çarşıya gönderdim. Diğer ağaları da ikna ettim. Hala. Buyurun sultanım. Sultanım, Lala Ömer kulunuz emrinize amade. Buraya niye geldik ki sultanım? Mehmet Giray ne biliyor olabilir ki? Sultanım. Neymiş şu çok mühim mesele? Şehzade Osman sözünüze itibar ediyor mu? Etmez olur mu? Şehzademizle hayli yakınız. Bir dediğim iki etmiyor. Hala. Cenneti de iyice avucunun içine al. Kösem'i yalnız bırakmamız şart. Kim ki ona biat ediyorsa yüz çevirecek. Çevirmeyen olursa bedelini ödeyecek. Sizinle bir mazimiz var. Bana her daim iyi davrandınız. İşittiklerimi size söylemesem olmazdı. Fazla vaktim yok. Bir istihbarat aldım. Teferruatını bilmiyorum. Lakin birileri harekete geçmiş. Amaçları Sultan Ahmet'i tahttan indirip şehzadelerden birini tahta çıkartmak. Mavi, yeşil, beyaz iznik çinileri tavsiye etmişti mimarbaşım. Emin olamamıştım başta. İyi ki dinlemişim sözünü, öyle göz alıcı ki. Caminin yeri de hayli manalı. Deryadan payitahta gelenleri Ayasofya ile beraber selamlayacak. Hepsini hesap ettim. Divan kayıtları nerede? Bugün neler müzakere edildi merak ediyorum. Avrupa'da sular ısınıyormuş. Katoliklerle protestanlar arasındaki sürtüşme bir savaşın habercisi olabilir. Bu bizim için bir fırsat. Öyle. İç isyanlar yıllardır bizim sırtımızda kamburdu. Şimdi sıra onlarda. Bırakalım yesinler birbirlerini. O vakit küffara kan kusturacağım işte. İslam'ın kılıcı bizim elimizde. Hepsini dize getireceğiz. Gümrük vergisini de gözden geçirmek lazım. Yüzlerce şikayet aldım. Esnaf vergiyi bahane edip zam yapıyormuş. Her tezgahta ayrı fiyat. Ne dersin? Olur. Rahatsız mısın yoksa? Mustafa'yı ziyaret etmek istiyorum. Lakin ayaklarım bir türlü gitmiyor. Zira soracak, biliyorum. Neden diyecek. Abi neden beni yıllarca kapattın diyecek. Herkes katletmeni beklerken kıyamadığın için mi suçluyorsun kendini? Benim esas korkum hainler. Masum Şehzade'yi yeniden kullanmak isteyebilirler. Bilhassa Safiye Sultan. Hele bir denesin. Ciğerini sökerim onun. Hastalandın mı? Yok, iyiyim. Güzel. Ağlar! Çabuk hekim çağırın. Midesinden rahatsızlar sultanım. Takriben 2 haftadır devam ediyor. 3. Sen de mi biliyordun Hacı Ağa? Hünkârımız emir verdiler sultanım. Zinhar bilmeyecek dediler. Hem zaten ciddi bir şey değildi. Şifa hazırladık, muntazaman içirdik. Çoktan iyileşmesi lazımdı. Nasıl oldu ben de anlamadım. Hastalık ilerlemiş belli ki. Allah'ım esirgesin. Bunu hiç kimse bilmeyecek. Duydunuz mu beni? Şehzadelerimle dahil hiç kimse. İki 3 hafta diyorsun Hacı Ağa. Şehzade Mustafa'nın çıktığı günlere denk geliyor. Yasemin Hatun da o günlerde geldi. Bunlar tesadüf olabilir mi? Vallahi olur mu olur sultanım? Mehmet Giray'ın söyledikleri, Halime Sultan'ın kızını evlendirme çabası. Tüm bunların bir manası var. Ben onu öğreneceğim. Hatun! Uyuyan güzel, kalk. Kalk. Ne oluyor? Kalk, bizle geliyorsun. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Zorluk çıkarma. Kırarım kolunu kanadını. Al şunu. Bırak! Ya bırak beni, bırak! Kes sesini Hatun. Keserim o dilini. Eğer uslu bir hatun olur konuşursan Zehre şifa veririz, kurtulursun. Yok inat edip konuşmazsan kendi kanında boğulursun. Söyle bakalım sen kimsin? Seni kim ne maksatla soktu hareme? En baştan anlat. Gel. Validem. Kızdınız mı bana? Yıllar evvel her şeyi göze alarak şehzademizi cellatların elinden kaçırdık. Lakin sen onu tekrar cellatların eline teslim edeceksin. Yasemin Hatun'u gördün mü? Görmedim Bülbül Ağa. Benim suçum yok. İmaşa Sultan beni buraya getirdi. Konuş. Hünkârımızı öldürmek için mi geldin? Ha? Bunun için mi girdin hareme? Konuş! Ben Gözde'yim. Sizin yaptığınız suç. Sultanım lütfen. Sultanım. Sultanım. Fazla vaktin yok hatun. Konuşsan iyi edersin. Aklını başına devşir hatun. Kimin için susuyorsun? Kimin için ölüyorsun? Konuş. Ne olursa olsun susman gerekirdi. Sen bizi, kardeşin nasıl bir tehlikeye attığının farkında mısın? Artık emniyette değiliz. Hiçbirimiz değiliz. Bilhassa oğlum İskender tehlikede. İcabına bakmalıyız. Zülfikar benim zevcim. O bir kapı kulu sadece. Kardeşinin yanında hükmü mü olur? Cehenneme kadar yolu var. Hayır validem. Sakın. Sakın. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Zülfikar susacak. Nereden biliyoruz susacağını? Teminatı mı var? Var. Teminatı var. Bizzat benim. Eğer Zülfikar'a zarar verirseniz sizi asla affetmem. Dur hatun yavaş. Yasemin Hatun'u gördün mü? Yok vallahi. Dün geceden beri hiç görmedim. Allah'ım yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Sultanım. Sultanım yapmayın Allah aşkına. Hünkârımızın masum bir gözdesi o. Neden yapıyorsunuz bunu? Masum. Gözümün içine baka baka yalan mı söylüyorsun hala Bülbül Ağa? O bir casus. Sultanım Sultanım yapmayın. Kız bir şey bilseydi konuşurdu zaten. Sultanım kız ölüyor. Allah aşkına pişman olacağınız bir şey yapmayın. Ne olur. Fakat er ya da geç ortaya çıkacak Bülbül Ağa. O gün hünkârımıza ihanet eden herkesin kellesi gidecek. Hatun. Hatun. Sakın ola kimseye bir şey söyleyin demeyin. O söyleseniz de kimse inanmaz. Hatun tamam. Hatun korkma tamam geçti. Sakin ol. Hatun sakin ol korkma. Geçti sakin ol. Vallahi Rabbimin talihli kuluymuşsun. Az daha geç kalsam imamın kayığına biniyordun ona da söyleyeyim. Korkma. Ne vakit tamamlanır? Çok az kaldı hünkârım. Beğendiniz mi? Hünkârım. Beğendim Yasemin. Sen nasılsın? Haremde seni üzen, canını sıkan bir şey yoktur inşallah. Hiç kolay değil harem. Ama sizin varlığınız bana güç veriyor. Yoksanız resminizle avunuyorum. Nasıl oldu bu? Hünkârım. Nasıl oldu bu Yasemin? Mühim bir şey değil. Nasıl oldu bu dedim Yasemin? Beni odaya kapattılar bugün. Az kalsın ölüyordum. Bülbül Ağa yetişti. Kurtuldum. Kim yaptı bunu? Kim yaptı Yasemin? Kösem Sultan. Beni emretmişsiniz hünkârım. Siz ne cüretle benim haremimi sorguya çekersiniz? Haşa. Sakın inkar etmeye kalkma Cennet. Yasemin her şeyi anlattı. Sen de oradaymışsın. Sen ki benim baş haznedarımsın. Mani olacağın yerde yardım mı ediyorsun? Bağışlayın hünkârım. Kösem Sultanımız ne yaptıysa sizin iyiliğiniz için yaptı. Yasemin Hatun... Onun casus olduğundan şüpheleniyorlar. Maazallah size bir zarar verirdi. Eğer bir kez daha haremimde böyle bir hadise yaşanırsa... seni azletmekle kalmam Cennet. Senin canını alırım. Kösem Sultan'a haber yolla. Derhal odama gelsin. Bu ne hal? Bir şey mi oldu İmaşa? Her şeyi öğrendim. Her şeyi. Yasemin'i hangi maksatla hünkârımızın koynuna soktuğunuzu, onu nasıl zehirlediğinizi öğrendim. Otur şöyle İmaşa. Meğer başından beri bütün hesaplarınız başkaymış. Size güvenmekle büyük hata etmişim. Olacakların önüne geçemezsin İmaşa. Sultan Ahmet'in devri bitti. Taht artık gerçek sahibine geçecek. İskender'e. Allah gecinden versin. Eğer hünkârımız kendi eceliyle rahmetli olursa, işte o vakit elimden geleni yaparım. Aksi mümkün değil. Sultanım, hünkârımız sizi görmek istiyorlar. Gel. Ahmet. Sen ne yaptığını sanıyorsun Kösem? Yasemin Hatun'u zorla bir odaya kapatıp sorgu sual etmişsiniz. Bülbül Ağa zor almış elinizden. Bülbül Ağa'nın lafıyla mı? Cennet Hatun anlattı her şeyi. Yasemin bir hain Ahmet. Safiye Sultan'ın koynumuza soktuğu bir yılan. Sana zarar verecek diye korkuyorum. Anla beni, bir şey yapacak diye uykularım kaçıyor. Bunların hepsi bahane. Hatun'un varlığına tahammülün yok. Ve bunu anlıyorum. Lakin bu yaptığın şey kabul edilemez. Haddini ve nerede duracağını bileceksin. Dairene dönebilirsin. Uyku tutmadı bir türlü. Cennet ne yapmaya çalışıyor Allah aşkına? Hünkârımız her şeyi itiraf etmiş. Eyvahlar olsun. Bugün de emekliye ayrılmak istediğini söyledi. Bir işler çeviriyor. Bakalım yakında çıkar kokusu. Sultanım, Halil Paşa'dan beklediğiniz haber de geldi. Tahmin ettiğiniz gibi. Safiye Sultan göndermiş Yasemin Hatun'u. Malumun ilanı. Venedik'ten getirtmiş 2 yıl evvel. Hadım Mehmet Paşa'nın konağında hususi eğitilmiş. Artık hiç şüphem kalmadı Hacı Ağa. Hatun bir hain. Ahmet'e zarar vermesini bekleyemem. İcabına bakın. Cennet duymasın. Cennet Kalfa. Kösem Sultanımız seni çağırıyor. Vallahi burnundan soluyor. Ne yaptıysan artık. Hünkârımızın huzurunda her şeyi kabul etmişsin. Mecbur kaldım sultanım. Hünkârımız her şeyi biliyormuş zaten. Yasemin anlatmış bir bir. Senin sözüne mi itibar edilir, onunkine mi? Eskiden olsa ne olursa olsun inkar ederdin. Bir şeyler oldu sana Cennet. Derdin ne, maksadın ne? Vaziyetimi izah ettim ben. Yoruldum. Kendi hanemde huzur istiyorum. Ne bu saçmalık? Azlimi istiyorum sultanım. Azat edin beni. Yasemin Hatun'un içine bitirin. Aman diyeyim. Dikkatli olun. Kimse görmesin. Sultanım, hoş geldiniz. Safiye Sultan'a geldiğinizi haber vereyim. Lüzum yok Gürbüz Ağa. Hayırdır Kösem? Bugünlerde çok ziyaret eder oldun. Yasemin Hatun'la alakalı hakikati öğrendim. 2 yıl evvel bizzat Venedik'ten getirtip Hadım Mehmet Paşa'nın konağında hususi olarak yetiştirmişsiniz. Yıllar içinde seni kitap gibi okuduk, ezber ettik Kösem. Sen daha adım atmadan menzilinin neresi olduğunu biliyoruz. Hatun da o yüzden getirdik. Senin ezberini bozmak için. Gel. Yasemin Hatun hazırlan. Hünkârımız camiden sonra av köşküne gideceklermiş. Seni de yanında istemişler. Yıllardır kurduğun nizam bozuldu. Hükümranlığın bitti. Bütün öfken bu yüzden. Hatun hünkârımızı elinden alacak diye korkuyorsun. Bunun mümkün olmadığını biliyorsunuz. Hele ki bahsettiğiniz Yasemin Hatun'un bunu yapabilmesi imkansız. Zira artık haremde öyle biri yok. Demek kestin cezasını. Hatun'u bu kadar tetkik etmişsin. Fakat gerçekte kim olduğunu öğrenememişsin. Nerede doğmuş, anası babası kimmiş... Ablası var mıymış? Ne şimdi bu? ölüm emrini verdiğin o zavallı hatun senin kız kardeşin.